Şiirlerinin başında besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'la devam lazım. Gördüğüm kadarıyla yazmış oldukları şiirlerde ledünni, Hak tarafından verilen bir ilmin eseri müşahede edilir. Mesela biz yazarız, yazdığımızda hece veznine uygun ayarlamaya gayret ederiz. Bunda öyle bir zorlama yok. Rabbimiz gönüllerine nur indirmiş ve o nur sayesinde dilinden dökülen hikmetlerdir. Bunu bu şekilde anlayacağız. İşte falan şairin şöyle şiirleri var. Bir kısmı şu şekilde şiirler yazıyor. Bu tarzda düşünemezsiniz. Bu gibi Allah'ımızın sevgili dostlarının kelamları Estaizu billah ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin konuşmaları hep Cenab-ı Hakk'ın vahyidir. Bu da mı vahiy? Bu ilhamdır. İlham nedir? Cenab-ı Hak tarafından gelen, bu ifadenin dışında bir mana bulamıyoruz biz. İlhamdır, nurdur. Yalnız buna hazır olmuşlar, hakikaten işi çok ciddi tutmuşlar. Eğer sağlam tutacak olursak, Kehf suresinden sonra Meryem suresi gelir. O surede esanne. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Ya Yahya, kitabını kuvvetle tut. Bu ne demek? Emrine kuvvetle sarıl. O dergahta bulunmamız hasebiyle şahit olduğum birçok hadiseler var. Kim ki ricalul gayipten olmuşsa, kim ki kırkların içerisine girmişse, hangi bir kul ki seçilmiş, hakikaten bahtiyar kimselerdense, işi sağlam tutanlar, çok sağlam tutmuşlar ve söküp getirmişler Allah'ın izniyle. Zaten bu işler çok insanlarla olmaz. Samimi bir kişi Allah'ın izniyle hepsini fetheder. Tarihi sürece baktığımız zaman fatihler 40'tır, 50'dir, 60'tır, 100'dür, 1000'dir, 10.000'dir, hiç böyle değil. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri bir kişidir. İlla sayı olarak bir değil, azdır. Ama az sayıda öyle bir bereket var ki esaibile kem min fiyetin galiletin galebet kesireten biiznillah ila ahiril aya sadakallahul azim. Allah'ın izniyle nice az topluluklar çok topluluğa galebe çalacaktır. Yeter ki bir azim, yeter ki bir gayret olsun. Ama çok iyi bir gayret. Yalnız bu gayreti temin edebilmek için Allah'ın izniyle ben bu işi başaracağım diyeceğiz. Biz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinden aldık ya, İstanbul çoğu kere muhasara edilmiş, fethi için girişimlerde bulunulmuş ama Rabbimiz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine lütfetmiş. Neden lütfetmiş? Çünkü Resulullah'ın ahlakı üzere o. Her şeyi Resulullah olmuş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yapmış olduğu biliyorsunuz surlar bile, bu malumunuz. Efendimizin ismiyle resmetmiş, ismiyle planı çizmiş. Çizim Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ismi Muhammedisi görülüyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İz olarak, takip ettiği yol olarak da Peygamberimiz ama candan tutmuş.
Efendimiz buyuruyorlar ki, ya hak hakim olur ya da Muhammed ölür. Şu azme bakın. Ya hak hakim olur ya da Muhammed ölür. Efendimiz'e ne yapıldı? Kur'an-ı Azimüşşan'da açtığımız zaman görürüz ama meal olarak söylüyorum. Muhammed'i ülkesinden çıkaralım dediler. Öldürelim dediler. Yapmadık iftirayı bırakmadılar. Her türlü ezayı reva gördüler. O ne dedi? Amcasına bile söylediği söz budur. Vallahi ya ammi لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ بِيَم۪ينِ وَالْقَمَرَ ف۪ي شِمَال۪ي Vallahi ya amca, bu müşrikler ayı sol elime, güneşi de sağ elime verseler davamdan vazgeçmem. Hazreti Fatih bu yolu takip ettiği için başarılı olmuştur. Ve biz nefsimizin ıslah fethinde başarılı olmak için tuttuğumuz zaman koparmadıkça mümkün değil bu. Arapçada bir tabir vardır. Küllünü vermeyen cüzüne eremez derler Arapçada. Küllünü vermeyen cüzünü elde edemez. Yani biz bütün gayretimizi, çabamızı vereceğiz ki elde edebilelim. Şimdi anlatıyoruz Esad-ı Erbili Hazretlerinden, anlatıyoruz Sami Efendi Hazretlerinden. 136. mektuba baktığımız zaman orada görürüz. Diyor ki Esad-ı Erbili Hazretleri onun daha genç yaşında şevk-ü şataratını gördüm diyor. Büyük bir azmini gördüm. Büyük bir gayretini gördüm. Mesela dergâhta çok insanlar var. Esad-ı Erbili Hazretlerinin 40 kadar halifesi var. 40 tane halifesi var. Bu halifeleri içerisinde müderrisler var. Çok seçkin kimseler var. Muhaddisler var, müfessirler var. Fakat hiç medreselerle alakası olmayan, hukuk fakültesini bitirmiş, bir gence Cenab-ı Hak lütfediyor, ihsan ediyor, hulefanın başı oluyor. Sebebi ne? Evrat ve eskârını gusül abdestsiz yapmamış. Bir Kayseri teşrifleri var, buz gibi havada gusül abdestiyle evradını okuyor. Üstazına öyle bir bağlılığı var ki onların münasebeti şu şekilde. Yani başarı buradan geliyor. Şimdi bir Kutbul Aktab'ın riayeti bu. Bir Gavs-ül Azam'a dönelim. Cide müftüsü Hüseyin Efendi Hazretleri, Esad-ı Erbili Hazretlerinin seçkin hulefasından. Bir suyu dahi üstazının emrinin dışında içmemiş. Ya bu nasıl olur, adamın su canı ister. Bundan gidip de ta Rize'den gelecek. İstanbul'da Kelami dergahına Esad-ı Erbili Hazretlerine efendim su içebilir miyim? Öyle değil. Şu telefonlarla hiç değil. Saniyenin onda biri de diyemeyiz. Öyle bir iletişimi var ki, öyle bir alakası var ki anında soruyor. Ne soruyor? Suyu niye içmeyeceğiz biz? Su içilmez olur mu? Bir kanalının dahi kazılışını soruyor. Buyuruyor ki bu suyun kanalını kazan insanlar zalimlerdir. Onun için bu suyu içme de şuradaki suyu iç. Bunun gibi. Ve kendileri buyurmuş ki bir kuzunun koyuna tabi olduğu gibi Hacı Hüseyin bize bu kadar tabi ve bağlıdır. Ne oldu bağlılığının neticesi? Bağlılığının neticesi Gavs-ül Azam oldu. Daha dünyadayken
cennetlerin, cemallerin müjdesini aldı onlar. Şimdi o zaman müridanı büyüklerimiz ikiye ayırmıştır. Onların ayrım şeklini söylüyorum. Bir, müridi hakiki, bir de müridi mecazi demiştir. Müridi hakiki, Sami Efendi Hazretleri gibi, Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri gibi vesaire. Mecazi olan, bağlıyım ifadesi sadece dildedir. Gönülde yok. İnşallah biz o yolu tutmaya gayret ediyoruz. O hakiki olanların yolunu izlemek için bir gayretimiz var, bir çabamız var. Bu şekilde işi başarmışlar. Her konuda böyle, bizim dünyevi mesleklerimizde de öyle. Azmedildiği zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Bizim okul devrelerimizden çok hatırlarım, çok bilirim. Bir tanesine dediler ki, bu yabancı dilde pek başarılı değil. Azmetti, cehdetti, gayret etti, yabancı dilde hoca oldu. Muallim oldu, ders verdi. Biz bu seyri sülük diyoruz üstadımızın anlatmış olduğu hususta, cehdetmedikçe olmaz. Mesela burada gelecek, siz okuduğunuzda görürsünüz, hafta geçmez gelir görüşür, letaifin danışır diyor. Burada ifade buyuruyorlar üstadımız hazretleri. Gelen evlatları, kendisine tabi olanlar, bunu müşahede ediyorduk gelişlerini. Onlar bir odamızda otururlar, tek tek bizi de alıştırmak için görüştürürdü. Eğer o hafta görüşür, ikinci hafta, mesela o hafta kalp zikrini geçmiş, İkinci hafta geçmezse onu içeri almazlardı. Neden sen ruh dersine geçmedin diye. Efendim biz geçtik, ta nefi ispatlar, murakabeler oldu. Güzel, çok güzel. Şimdi ekinciler çok iyi bilirler. Böyle buğday başak tutar. Eğer gerekli işlemler yapılmazsa, onun ona göre ziraatçılar bilir. Yapılmayacak olursa kınacık diye bir hastalık vardır. O kelle tutar deriz. O başak bozulmaya başlar. O çok güzel olan, verimi olan başak kurumaya başlar. Bozulur ve çürür. Ondan dolayı tazelenmesi gerekir. Hele şu ifade bazı kimseler tarafından kullanılıyor. Bunun anlatılması lazım. Mesela diyor ki, ben seyri sülükü tamamladım. Seyri sülükün tamamlanması mümkün değildir. Çünkü esamle ve mâ kaderullâhe hakka kadri. Onlar Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla takdir edemediler. Bunun sonu yok. Yani şu zamana kadar tamamlanır diyemezsiniz. Açıldıkça açılır, açıldıkça açılır. İşte bunun için biz Esad-ı Erbil Hazretleri diyoruz ya, bu açılıştan dolayı, ruhani ve manevi açılıştan Cenab-ı Hakk'a vuslatın ne kadar derin olduğunu ifade noktasında zerre bile olmayan Esad demiş. Bu Rabbimizin azametini görüşten olur ve tanıyamadık diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, biz Allah'ı Celle Celaluhu hakkıyla tanıyamadık buyuruyor. Efendimiz buyuruyor bunu. Ma arafnake hakka marifetik. Biz Allah'ı hakkıyla tanıyamadık. O zaman bizim bu yola giriş sebebimiz neymiş? Mevla'yı tanımak. İşin esası bu. Tanırsak riayetimiz o nispette çoğalır. Mesela bakıyoruz büyüklerimizin hallerine, biz tasavvuf kitaplarında da görüyoruz, tabakatlarda da görüyoruz, Evliyaullah'ın hayatında böyle çok küçük gibi görülen hatalardan dolayı yıllarca ağlamışlar.
benim hatam, benim günahım ne olacak Rabbimiz katında ortaya çıkarsa diye. Bunu demelerinin sebebi Mevla'yı tanımaktan ileri geliyor. O zaman biz hemen söyleyelim, tanımanın yolu nedir? Evrat ve eskârı herkes tarif eder. Mesela bir caminin imamına cemaat geliyor. Diyorlar ki hocam, biz işte yaz günlerinde de çalışıyoruz ama boş kaldığımız zamanlar var. Kışın ise tamamen işlerden boşalıyoruz. Bize bazı evratlar tarif etsen de onu yapsak. Tarif ediyor. Çok güzel de tarif ediyor. Diyor şu kadar salatü selam okuyun, şu kadar tesbihat yapın söylüyor. Şimdi bunu söylerken biz İmam-ı Rabbani Hazretlerine döndüğümüz zaman Muhiddin Arabi Hazretlerine işin ehli olanlara döndüğümüzde söyledikleri söze bak. Evet, herkes evrat ve eskâr verir, tarif eder. Ama icazetli olan mürşidi kamil nuruyla verir. Öyle bir tohum atar ki kalbe, ondan sonrası artık bize ait. Onu geliştirmek, çünkü Rabbimiz hidayet etmedikçe onlar hidayet edemez. Kasas suresinde görürsünüz ayet-i celle'nin ifadesini. Habibim, biz hidayet etmedikçe sen hidayet edemezsin. Artık bize düşer çalışma. Onlar verdiği için bunda Allah muhafaza buyursun Celle Celalü, cinni hiçbir hal olmaz. Fakat başka bir tariflere girişilecek olursa izinsiz, onun çok büyük yaraları olur. İlk anda belli olmaz ama sonra ortaya çıkar o. Demek ki esâble اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Cenab-ı Hak her bir iş için ehline müracaat etmemizi emir buyuruyor. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرِ اِلٰى غَيْرِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَ. İş ehlinin dışına çıktığı zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Ehlinden talim göreceğiz. Ehlinden talim göreceğiz, o zaman oturur. Başımızdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz üstazımızla buraya geldik. Bir kimse için ifade etti. O kimseyi küçük görerek söylemiyorum katiyen. Oğlum dedi, bir evradını görüş. Görüştüm. Yalnız görüştüğüm kimse böyle bir arkadaş gibi geldi bize. Üstazımızla görüştüğüm için bir fark belli oldu. Bir arkadaş gibi bir tarifte bulundu. Sonra üstazımızın huzuruna geldim. Şu canım boğazıma çıktı. Hani evliyaullah tasarrufuyla da belli olur. Hiç konuşamıyorum. Canım çıktı, dilim dönmüyor, konuşamıyorum. Anladım ki Allah'ın sevgili kulları, icazetli kullar müstesna. Ve o açılan yarayı tamir edemedik. Bir tarif yaptı. Burada tarif ettiği kardeşimiz bulunuyor. Ondan da sorabilirsiniz. Evradında bulundum ders tarifinde. Buradan atlıyordu. Arabiye atlıyordu. Evrat ve eskârında, letaiflerde hemen üstazımızın huzuruna geliyordu. Çünkü çok önemli bir vazifeydi. Bulunuyorum. Oğlum dedi, ruh kısmına geç, ruhun zikrini yapalım deyince aynen dedi bir civa gibi o tarafa bir akış oldu. Yani belli oluyor. O anda der demez, demek ki Evliyaullah'ın da bir himmeti oluyor icazetli. Kimselerin sağ tarafında dedi bir belirti derhal zahir oldu. Bir gün yine bir kimseye ders tarif ediyorlar. Ehil olanlardan almamız gerekir. Mesela bir hastalık, Allah'ımız korusun, nüksediyor. Dolu doktorlar arıyoruz. Ya şu doktor mu daha ehil, şu mu daha ehil? Hangi hastaneye gidelim? Diyorlar ki şu hakikaten müstesna doktor diyorlar. İşin ehli oraya gidelim. Aynen bunun gibi. Çünkü el ilmu ilman, ilmu lebden, sümme ilmu ledyen. İlim iki kısımdır.
Birisi beden ilmi, birisi de din ilmidir. Beden ilmi ile din ilmi arasında hayli münasebetler vardır. Bir bedenimizin biiznillahü teala şifaya kavuşması için en ehil olanı buluyoruz. Yoksa adam kasap gibi kesecek seni. Diyor ki ben kesecek diyor. Ya para için de bunu yapıyor diyor. Bir kısım. Kimseler. Ama diyor ehil olana vardık. Hiç ameliyata niye gerek yok. Şu dediğimize riayet et. Ettim geçti diyor. Ehil olan aranmıyor. Ruhi ve manevi vazifelerimizde ehil olan önemlidir. Sözleri de önemlidir. İşte bunun dışına çıktığımız için gürültüler, sıkıntılar meydana geliyor. Bir türlü içimizde barışık yaşayamıyoruz. Bir sıkıntı, bir bunaltı ne yapacağız? İki arada bir derede. Hiç iki arada bir derede kalacak bir şey yok. Eğer iki arada bir derede kalınsa bu kardeşiniz kalırdı. İslam erzüne girdim. Girdik. Arkadaşlarımızın çoğu müftü oluverdi mi? Halbuki bir fetva verebilmek için İbn-i Abidin Hazretlerinin resmil müftiği var. Bunu mutlak okuması lazım. Fetva verecek insanın. Sonra fetva verebilmek için 5 tane muteber fıkıh kitabını gözden geçirecek. Öyle kolayına verilmez. İmam-ı Azam Efendimiz bakın kadı olmaktan nasıl çekindi. Hatta kendisini deli hükmüne koyanlar var. Beni kadı etmesinler diye. Çünkü diyor hüküm yanlış olacak olursa Allah'ımız korusun bıçaksız kesilmek gibi. Neredeyse müftü olurlar. Cuma namazının durumunu konuşuyorlar. Diş meseleleri konuşuluyor. Düşünüyorum Rabbim ne yapacağız bunlar böyle konuşuyor. Hiç şaşıracak bir şey yok. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü ati'ullaha ve ati'urrasul ve ulil emri minküm. Allah'a, Resulüne ve ülül emre itaat edin. Bizim ülül emir üstadımız. Hiç sormama da gerek kalmadı. Huzuruna oturduğumda biiznillahirrahmanirrahim tek 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 anlattı. Biz Diyanet'te kurslarda ne de bulunduk. Tabii güzide hocalar var. Şimdi inkar edilmez. Hakikaten fetva kurulunda işin ehli kimseler görünüyordu. Vardı. Fakat buna rağmen bulunduğumuz yerde gönül ehli, ulema-i Rabbani diyebileceğimiz, Rabbimiz tarafından ilim verilen insanlara o müftülerde, o hocalarda müracaat ediyordu. Ve onlar anlatıyordu. Biz söylemeyeceğim. Onların dediklerini anlatacağım. Tabi bulunduğumuz yerde münakaşalar pek çoktu. İlmi meselelerde konular konuşuluyor, nikah meselesi konuşuluyor, ticari meseleler konuşuluyor, konuşuluyor. Hep hoca kardeşlerimiz. Fakat o zatın huzuruna vardığımız zaman tek tek orada konuşulanları izah edip elimize teslim ediyordu. İzah edip meseleyi hallediyordu. Onun için biz iki arada bir derede kalmadık. Biz mürşidi kamilimize gassalenin de meyyit gibi olmanın yolunu tuttuk. Ondan kurtulduk elhamdülillah. Elbette peygamberlerin de hayatında karıştıranlar oldu. İnkar edenler oldu. Ama sıddıklar da hiçbir zaman eksik değildi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Miraç hadisesi müşrik kafalara bir türlü oturmadı. Müşrik ya, oturmadı. Dediler ya bu akla uygun değil, yani nasıl yapılacak, nasıl edilecek, ölüyor zaten. Nasıl olacak? Ta Mekke'den Kudüs-i Şerif'e kadar bir aylık yol. Oradan geçiyoruz, bir ayda dönecek, iki ay. Sema katlarını geçecek. Rabbimizle görüşecek. Rabbimiz de estağfirullah Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa
اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَص۪يرُ. Ayet-i Celile'de Kuds-i Şerif ve etrafı mübarek olarak haber veriliyor. Şimdi biz de aynen Kuds-i Şerif olacağız. Kalbimiz Kuds-i Şerif gibi olacak. Sonra gözümüz, bütün azalarımız bereketle dolacak. Kur'an-ı Azimüşşan'ı makasıdı şer, şer'i şerife uygun bir şekilde, uygun bir şekilde manasını denizin her bir damlasına kadar verseniz yine tüketemezsiniz. Burada demek istediğim leylen, tenvinle ifade edilmesi gecenin az bir kısmında. Hep inkar ediyorlar. Hatta müminlerin kafalarını karıştırıyorlar. Olacak bir şey mi? Bir oraya varıyor, bir buraya varıyorlar. Çalmadıkları kapı yok. Ama Sıddık'a gelince bunu söyleyen kimdir? Bunu Muhammed söylüyor. Değil bu, daha da fazlasına inanırım dedi. Haydi şurada. İki arada bir derede kalınmaz. Bağlandı bendim, gidemem gayriye. Bu süreci bir ara ifade ettim ve yazdım. Aynen peygamberlerimizde olan hayat, evliyada da velayet ölçüleri içerisinde zuhur eder. Kafamızı, gönlümüzü koruyarak, azami dikkat ve riayet ederek çalışacağız. Hiçbir şeye itibar etmeden. Çünkü onların itibar ettikleri belli. Üstadımızın burada şiirini okuyacağım. Hepsi Kur'an, hepsi hadis. Bir besmele üzerinde durayım dedim, ne bitecek ne tükenecek gibi değil. Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettim. Ahadisi Muhammediye'ye müracaat ettim. Baktım bitecek gibi değil. Fakat yine de bir ışıltı, bir parlaklığın gösterilmesi lazım. Yani suyun bir akışını göstermekte fayda var. Hadis-i şerifin sadece bir bölümünü söylüyorum. Lem yebde bi bismillah fe ve akdav. Bir işe eğer besmele ile başlanmazsa o iş bereketsizdir. Ne yaparız? Hayırlı işlerde hep besmele çekeriz. Ama af buyurun, uygunsuz şer'i şerife muvafık düşmeyen işlerde şöyle bir besmele çekip bir sigara içeyim desek olmaz. Ancak şer'i şerife muvafık işlerde besmele çekeriz ve bereket zuhur eder o zaman. Gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'la devam lazım. Bu Rabbimizden bir inayetle yazılmış ya, onun için bunun manası da bitmiyor. Şimdi açacaksınız Kur'an-ı Kerim'i, hep surelerin başında besmele geçir. Ve öyle ifade edilir ki besmeleyi, mesela Nimetullah Nahçıvani Hazretlerinin bir Nahçıvani tefsiri var, iki cilttir. İki cilt hep besmele ile başlar. Göreceksiniz, mesela Fatiha suresinde besmele ile başlarken besmelenin altında bir izah yapar. O Fatiha-i Şerife'nin özetidir orada. Oradan Bakara suresinde tabi besmele ile başlar. Besmele ile başlarken besmelenin bir izahını yapar. Yaparken Bakara suresinin özetidir o izah. Oradan Ali İmran suresine geçer. Ali İmran suresine de Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. O besmelenin altında Ali İmran suresinin bütün özeti birkaç cümle içerisinde verilir. Hani Evliyaullah bunu derken Bismillahirrahmanirrahim sadece diliyle söylemez. Otururdum sohbetlerde, biraz geri tarafa, çünkü gelen kimselerin içeri alınması ve ayakkabılarının çevrilmesi, bu şerefe Cenab-ı Hak mazhar ettiği için de hamd ediyoruz. Eğer bir paltomu tut diyecek olsan klasım sarsılır der.
Sami Efendi Hazretlerinin klası mı sarsıldı? 3 tane görev verdi, hukuk fakültesini bitirdi. O zaman en azından valiydi o. Ve bir bey çocuğudur. Kitaplarını 2 kişi taşıyordu. Her şeyi ayaklarına aldı. Dergahın yataklarını yaptı. Klası mı sarsıldı? Dergahı süpürdü. Ve hastaların altından alacak kadar hizmet etti. Mevlana Halid Kaddesallahu sırra tuvalet taşlarını temizledi. Onun kutbiyetine bir zarar mı geldi? Bağlandı bendim, gidemem gayriye. Ve bu yolun üstazımız zamanın kutbu olmasına rağmen kölenin de ücreti olmaz ya diyor. İnşallah biz riayetimizle bu nefsin oyunlarını ayaklarımızın altına alacağız. Koşar adımlarla gideceğiz. Öldüğümüz zaman biter. Ayetler aldım burada. Esaimle. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ce'ekumun nezir. Sadakallahu lazim. Buyuruyorlar ki, o besmele hususunu söyleyeyim. Otururdum işte. Kayıt da yapıyordum. Bir gece vakti, gece sayılır. Buyurdu ki, o aldığın notlara şunu da ilave et. Allah'ın izniyle bir hastaya 21 defa Bismillahirrahmanirrahim desem ayağa kalkardı buyurdu. Rabbimizin izniyle. Biz ölümcül hasta deriz. Yani ölecek gibi artık doktordan ümitler kesilmiş. Ama buyurdu Bismillahirrahmanirrahim desem iyi olurdu diye. Besmele'nin esrarını ifade etmeye çalıştık. Bitmez. Çünkü burada Rabbi Zülcelal'imizin isimleri var. 3 tane ismi Celali var. Hep onlardan Muhammed suresindeki 4 tane ırmak var. O ırmaklar oradan akar. Bunu bunlardan öğreniyoruz. Bu gibi kimselerden öğreniyoruz. Size tefsirleri sayıyorum. Biz o tefsirlerde görmedik bunu. O hocalarımızdan da duymadı. Demek ki Rabbi Zülcelal'imizden alınan ilim çok başka oluyor. Kur'an-ı Kerim'e devam hususunda El-Kur'anu huven nurul mübin. Hadis-i şerifin hepsi güzel de çok hoşuma gittiği için bu hadis-i şerifi sizlere bir hediye şeklinde sunuyorum. El-Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan, Hüven Nurul Mübin. O Kur'an var ya, yani hüve dediğimiz zaman hemen geçilmez o. O şerefli Kur'an diyeceğiz ona. Çünkü onu yazanı bile Cenab-ı Hak şerefli olarak haber veriyor. Bizim sağımızda ve solumuzda melekler kiramen katibin demek şerefli demek. Şerefi haiz. Nurul Mübin, apaçık bir nurdur. Şu karanlık alemde nur değil mi? İnsanlar hiçbir şeye güvenemiyorsun. Mümkün değil. Ne alışında güvenebiliyorsun, ne satışında. Hiç güven yok. Ama Kur'an-ı Kerim bu ticaretteki yanlışlıklara nur olmak suretiyle dürüst bir ticaret yapmaya vasıta. Bakıyorsunuz insanlar arasındaki tavırlar, kurumlardaki sıkıntılar, hep bunlara Kur'an-ı Azimüşşan nurdur. Mesela insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruluyor. Şerli olan değildir. Ve zikrul hakim, bu hakim kelimesi ele alınırken her bir ayeti celilenin hikmetinden bahis buyuruluyor. Bunun için Sami Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sırra annemizi 3 ay kadar bir yere gönderir tedavi için. Kendisi hep Kur'an'ın manasına döner.
acaba okuduğum bu Kur'an'da incelikler nelerdir? Mesela biz okuduk ya burada. Evellem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve ceekumun nedir. Size bak peygamberler geldi, güzelce ikaz ettiler buyuruyor. Allah'ımız ömürde verdi, ders almak, öğüt almak için daha uyanmadınız mı? Buyuruyor. Bunu siz Ravdatul Müttakîn adlı eserde bulacaksınız. Orada der ki 40 yaşından sonra özür zor. 60 yaşı da derler ama hazır vaziyete geleceğiz. Ve sıratul müstakim dost doğru bir yoldur. Buna göre hareket ettiğimiz zaman hiç eğrilik olmaz, kurtuluruz Allah'ın izniyle. Allah'ımıza hamdolsun ki okuyacağımız Kitab-ı Kerim var. Sözünü tutacağımız Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi var. Şaşıracağımız hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü bildiğimiz hususları tekrar ediyorum, biliyorsunuz. İşte Resulullah ahirete göçerse ne olacak dendiğinde iki esas bırakıyorum buyurlar. Biri Kur'an, biri sünnet. Sımsıkı tutunduğunuz zaman ama bu tutunmayı azı dişlerinizle diye geçer. Şaşırmazsınız. لَنْ تَضِلُّ اَبَدَى. O da Kitab-ı Kerim'imizdir. Bak bizi nasıl aydınlatıyor. Şurada buraya içeri girerken birbirlerimize karşılaşıp selam vermek Kitab-ı Kerim. Bir musafaha etsek Kitab-ı Kerim. Hani bu Kur'an'da yazmıyor ama Efendimiz buyuruyor. Onun konuştuğu da Kur'an'ın dışında bir söz değildir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin yönlerinden birisi de nedir? Aynı zamanda tebyin yönü var. Teşri yönü var. Tefsir yönü var. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin. O haber vermese biz nasıl bunları uygulayacağız ki? Bak her şeyimizde. Şurada toplandık, oturuyoruz. Hep bu Kur'an-ı Kerim'dir. Bir topluluk Kitab-ı Kerim'in mütalası için bir araya gelirse gâşiyetümül melâike, melekler onları ne yapıyor? Kaplıyor. Ve haffetümül melâike, melekler de kuşatıyor. Ve zekerahumullâhu fîmen inde, Rabbimiz de melekleri katında, şimdi toplandık ya biz, melekleri katında ey meleklerim şahit olun ben bunları affettim buyuruyor. Ne büyük bir müjde. Zaten biz bu gibi görüşmelerden ayrılırken bir hafiflik hissediyoruz vücudumuzda. Belki girerken çehrelerimiz değişik gibi oluyor ama çıkarken hep tebessümlü birbirlerimize sarılıyoruz. Hep bu affı ilahiye mazhariyetten olur. Sonra çok hafifliyor insan. Bunu büyüklerimiz askerlikleriyle misal verirlerdi. Şimdi pek kullanılmıyor sırt çantası. Pek de hiç yok, böyle kullanmıyor. Sırt çantaları olurmuş. Onu aldıkları zaman bizim gibi insanlara anlatmakta bunları misal olarak veriyorlar. Alındığı zaman kuş gibi olurduk diye. Şimdi biz böyle hayırlı meclislerde bulunuyoruz ya. Mesela namaz için bir araya geliyoruz. Namaz için bir araya geldiğimizde evin önünden geçen bir suda yıkanmak gibi bütün kirlerden Cenab-ı Hak koruyor, muhafaza ediyor, tertemiz oluyor insan. Okuduğumuz bir salatü selam, çektiğimiz bir tesbihat ve zikrullah bizi arındırıyor. Ondan sonra bir hafiflik hissediyoruz. Bunu hadis-i şeriflerde görürüz. Kişi yatağa girdiği zaman biliyorsunuz boyun köküne 3 tane düğüm çalıyor şeytan. Nem diyor. Senin için uzun bir gece var. O kişi kalkıp abdest alıp Rabbimizi anarsa hepsi çözülüyor. Sabaha neşeli olarak kalkıyor. Bir diğerleri ise diyor çok uyuşuk bir şekilde. Bunu görürüz. Belki geç yattığımız zamanlar oluyor. Ama uyanıverip böyle bir abdest aldığımızda elhamdülillah diyor. Bir açılıyoruz böyle. Bir ruhumuzda bir açılma oluyor. Bu bizim için ne büyük bir nimet, ne büyük bir ihsandır. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Dinse dinse bu kadar denir. Ne kadar güzel. Allah'a hamd eder kulu. Zaten hamd ediyoruz. Şimdi nasılsın diyor? Elhamdülillah diyoruz. İster bunun
şuuruna varalım, ister varmayalım. Telefon açıyorsun, ne haldesin? Elhamdülillah diyorum. Karşılaşıyoruz, elhamdülillah diyor. Çok şükür Cenab-ı Hak dilimizden bu güzel kelimeyi bizim hiç eksiltmiyor. Biz hep elhamdülillah, elhamdülillah diyoruz. Namaza duruyoruz, elhamdülillah. Şurada konuşmaya başladık, elhamdülillahi rabbil alemin diye ifade ettik. Ve sohbetlerimizde de dikkat ederiz. Başlarken elhamdülillahi rabbil alemin diye hamdele ve salvele ile başlanır. Bu bereket olur. Bu bizim dilimiz açar, gönlümüz açar ve rahatlarız Rabbimizin izniyle. Elhamdu alen ni'meti emanun li zevaliha. Mesela biz sabah kahvaltı yaptık. Bunu biliyorsunuz. Yaptığımızda elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz zaman nedir? Bu nimetin yok olmasını engelliyor ve artırıyor. Neden? Le'in şekertum le'zidennekum. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Onda bir bereket görüyorsunuz. O nimet bereketli oluyor. Yemek yerken birbirine insan şefkatle bakıyor, merhametle bakıyor, tebessümle bakıyor. Böyle bir tatlılık derhal meydana geliyor o hamdimiz sebebiyle elhamdülillah ve nimeti artırıyor. Bizim bu maddi nimetlerimiz arttığı gibi mesela bedenimiz rahatsız diyelim. Çok rahatsızız. Ama sorulduğunda bütün kime sorarsanız sorun kardeşlerimiz hep böyledirler. Yani bir hastalıktır, ziyaret edecek olsun, elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun, daha bir rahatsız olanlar var, daha bir sıkıntıda olanlar var deyince, Cenab-ı Hak bir afiyet lütfediyor. Çünkü hamd ediyor kişi. Hamd ettikçe Cenab-ı Hak ona sıhhat de lütfediyor. Hatta etleri diyor taze taze gelir, hamd ettiği zaman, şükrettiği zaman. Ve Mevlamız öyle mükafatlar veriyor ki hasta olan kimselere bu hadis-i şerif görürsünüz. Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiği hususlar var. Bunlardan bir tanesi de anlatılırken şimdi kişi huzur-u ilahide öyle bir mükafata erişiyor ki şaşa kalıyor. Diyor ya Rab ben böyle bir ne ibadet ettim ne taat ettim. Bu nereden geldi? Benim böyle bir taatim olmadı. Rabbimiz buyuruyor ki ben sana dert verdim. İza teveccehtu abden min abidi musibeten fi bedenihi ev fi malihi ev fi veledihi festakbeleha bi sabrin cemilin. İstahyeytu yevmel kıyame en enfura lehu divanen ev ansibe lehu mizana. İza teveccehtu abden min abidi kullarımdan bir kuluma eğer mükafat ihsan edecek olursam bir makamdır, bir lütuftur, bir ihsandır verecek olursam musibeten fi bedeni bedenine bir hastalık veririm. Eğer bedeninde bir hastalık olmazsa malına bir sıkıntı veririm. Malında olmazsa çocuğuna bir sıkıntı veririm. Bunu festakbeleha bi sabrin cemilin güzel bir sabırla karşılayacak olursa o zaman ona mizan kurmayı, defterini açmayı bunlardan haya ederim buyuruyor. Böyle bir mükafat. Kulum ben sana dert vermiştim, sen de sabrettin, mükafat bu. O zaman bir başkaları diyecekmiş ki, keşke vücudumuz makaslarla kesilseydi de şu ecre nail olsaydık diye. Yani her şeyi Müslümanın bereket dolu. Bakıyorsun bereket, bir ibretle baksa, bir hikmetle baksa, bir müminleri böyle kadındır, kızdır koruma şekliyle baksa, başıma gelen bir hadiseyi şu anda anlatayım. Evden çıktım, asansöre bineceğim. Temizlikçi bir kardeşimiz, kadın. Öyle de bir edepli. Hiç bunda mahsur görmüyor, artık alışılmış nasıl olduysa. Şimdi geri çekildim, buyurun dedi. Şimdi geri çekildim, çok edepli. Kadın çok edepli gördüm.
o çıktı, siz de inin. Bak şu nedir? Bir mükafattır. O kadını siyanet korumaktır bu. Muhafaza etmektir. Bu gözle baktığımızda ecir ve mükafattır. Ama otururken, diyelim ki arabada oturuyorsunuz, siz ona yer vereceksiniz. O sıcaklığının eğer kadının yerine oturulacaksa geçmesi lazım. Kadının orada oturduğu an sıcaklığı varsa oturulmaz. Onun geçmesi beklenir. Ondan sonra oturulur. Böyle dikkat edilir. Günümüzde neler oluyor, neler oluyor, biz neleri diyoruz? Tabii bunları diyeceğiz. Bunları anlatırken hep hatırıma gelen şu oluyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bedir Muharebesi'nde azıcık bir Müslüman buyurdu. Bunlar da kahrolursa, yok olursa senin dinini kim koruyacak ya Rab diye. Bakıyorsun İslami yaşantının kokusu biraz az geliyor. Böyle bir kardeşlerimizin uyanması da onların da ıslahına vesile olacaktır hiç şüphesiz. Biz olsun çok gayret edelim, onların da iyi olmasına vesile olalım. Azami gayreti gösterelim artık. Durum bu. Yediklerimiz, içtiklerimiz, gördüklerimiz bizde çok büyük sıkıntılar açıyor. Duygularımızda, anlayışlarımızda ne yapacağız? Dikkat edeceğiz, riayet edeceğiz. Her şeyi bereket. Kulağı bereket, hayırlı kelamlar dinlese, bir müminin sıkıntısını dinlese de onun halli için çalışsa hep mükafat, hep. Nasıl bir mükafat olur? Onun bir sıkıntısı için hareket ettiğimiz zaman bizim yarın Allah'ımızın huzurunda Celle Celaluhu mühim bir derdimizi, mühim bir elem, sıkıntımız kaldırıyor Cenab-ı Hak. Çünkü sen şefkat gösterdin, merhamet gösterdin. Mümin kardeşine ben de senin bugündeki sıkıntını kaldırıyorum diye. Bu ne büyük bir ihsan, ne büyük bir mükafat. Yani böyle Rabbimize der büyüklerden bir zat, nasıl diyor ibadet edilmez? Nimetler yağdırıyor, hep nimetler yağdırıyor. Şu fikrimiz düzeldiği zaman ne bereketler ihsan oluyor. Niyetimize göre amellerimiz tabii kıymet kazanmış oluyor. Biz üç olsun, şiirlerinden üç kıtayı okuyalım. Elhamdülillahi alen ni'me emanun li zevaliha. Maddi olarak da öyle, manevi olarak da öyle. Dinimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çünkü dinimiz dinlerin en yücesidir. Habibini de Esselam'la huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kullih ve kefâ billâhi şehîde Muhammedur Resûlullah ilâ âhiris sûre. Bütün görüşlere görüşü üstün olması için ve hidayet menbaı olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gönderilmiştir. Ve bütün müminlerden nedir? Onun ümmeti de hidayet kaynağıdır. Bereket kaynağı. Her yerde huzurun teminine vesile kimsedir. İstersek eza görelim, onlar bir berekettir. Şimdi bazen böyle halılara bilmem filanlara vuruluyor, tozları silkeleniyor. Aynen onun gibi müminin görmüş olduğu eza ve sıkıntı, çünkü hadis-i şeriflerden alıyorum. Mesela bir müminin ayağına diken batsa, o dikene sabretse bu mükafattır buyuruyor. Mesela gönlünde bir daralma var müminin, gönlünde bir daralma var. Bu da diyor bir mükafattır. Bunu yaşarız, hepimizde oluyor bu. Böyle bir daralma hali yaşıyoruz. Bu daralma halinde sabredecek olursak, ama bunun bir devasının sunulması lazım. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri rahmetullahi aleyh, Rabbimizin sizi gördüğünü düşünün buyuruyor. O anda sizi gördüğünü düşünün, o gamınız, kederiniz gider. Mesela la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. 70 derde deva en küçüğü gönüldeki sıkıntıları atar gider. Koskoca İbrahim Aleyhisselam ateşe götürülüyor. Yapmış olduğu evrat bu, Allah'ımız gül bahçesine çeviriyor. Nefis bizi ateşe atmak istiyor, şeytan atmak istiyor, dünya o şekilde vesaire haller.
Bunda ne yapıyoruz? Rabbimize sığındığımız zaman gönlümüzde bir gül bahçesi, ruhumuzda bir gül bahçesi, her yerde bir güzellik hasıl olup gidiyor. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı. Güman şüphe manasındadır. Salavata devam lazım. Efendimizin salatü selam hususunda çok hadis-i şerifleri var. Bir tanesini olsun okuyayım. Es-salatu aleyye, benim üzerime eğer bir salatü selam getirilirse, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, men salli aleyye vahideten. Bir salatü selam okursa, sallallahu aleyhi aşra salavatin. Allah 10 rahmet eyler. En az bu. 10 rahmet eyler. Onun rahmet nedir? Şimdi diyoruz ki ortalık kurak. Barajlar dolu. Yağmur yağsa yağmura rahmet diyoruz. Yağsa ekincilerde, ziraatçılarda hep rahat olacak. Şimdi derin derin düşünüyorlar. Ne olacak? Nasıl diyorlar bu sıkıntılar kalkacak? Onu aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Ve la men'u zeka illa hubise anhumul katr. Eğer zekat verilmeyecek olursa o zaman yağmurda kesilir buyuruyor. İnşallah Rabbimiz hayırlı kimseler hürmetine lütfetsin, ihsan etsin. Bir salatü selam okuduğumuzda eğer yağsa çiftçiler nasıl sevinecek, nasıl memnun olacak? Düşünün şimdi 14 milyonluk şehir. Rabbimiz ihsan buyursun. Öyle ümit ediyoruz. Hayırlı kimseler hürmetine. Öyle derler, dilsiz, ağızsız hayvanlar hürmetine Cenab-ı Hak ikram buyursun. Rahmeti ilahi gönle yağar ve hatta anhu aşra hatayatin ve 10 hatası da küçük günah, yalnız bu. Küçük günahları da silinir. Elhamdülillah biz öyle bir defa ne okumuyoruz. En az 111 okuyoruz. Onun dışında da okuyoruz zaten. Elhamdülillah bununla kayıtlamayız zaten. Okunur. Ve rafa'a lehu aşra derecatin, 10 derece de Cenab-ı Hak o bir salatü selam hürmetine yükseltiyor. Sonra da Peygamberimizle bir tanışıklık meydana geliyor. Gördüğüm bazı kimseler var. Bir gün bir hocanın ziyaretinde bulundum. Bir kimse geldi. Dili hiç durmuyor. Onu bazı kardeşlerimiz biliyorlar. Hep salatü selam okuyor. Hep salatü selam okuyor. Sonra dikkatini çekiyor insanın. Okuyor, hiç durmuyor. Arada bir mesele konuşuluyor. O bitti mi dili hiç durmuyor. Sonra birisi dedi ki bu Efendimizle açıktan görüşür. O şerefe nail olduğu için tabi onu bir gördü mü başka kimseyi görmek ister mi insan? Sahabeden var. Bir sahabe Efendimizin irtihalinden sonra dedi ya Rab gözümün ziyasını al. Ve gözünün ziyası alındı. Niye böyle dedin dediler? Çünkü gözüm ondan başka güzel kimseyi göremez artık, tamam dedi. Yani onu bir görmek ne demek, ama nur şeklinde. Asıl görülüş, bir de görülüşün sebebi şudur. Onun hayatı değişir. Mesela gece gördü. Gündüz hali başkalaşır onun. Yaşantısı da değişir. Her şeyinde bir tatlılık meydana gelir. Hiç unutmadığım bir kardeşimiz, bu Erciş'te belediye reisi yaptı, Erhan Çavuş oldu. Rahmetullahi aleyh. Bir gün geldi, bir koku var üzerinde ama o koku normal bizim kullandığımız hakiki gül esansları var, onlara hiç benzemiyor.
Hani o kokuyu insan duyduğu zaman bunları sünnet olarak kullanırlar zaten. Çok güzel bir koku, sebebinin de Efendimiz'in sallallahu teala aleyhi ve sellem müşahedesinden olduğunu söyledi. Yani onu gördükten sonra artık tamamen teslim, ibadetinde aşk, taatinde aşk, her şeyinde sevgi ve muhabbet, tembelliklerin hiçbirisi kalmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda daim ve kaim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.